Çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhaba sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Bitlis'ten sesleniyoruz ve şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberiz. Yeni Bitlis gazetesine konuk olduk. Ve yanımızda gazetemizin sahibi Niyaz Bey var. Bakalım bizlere sundukları hizmetlerle alakalı ne gibi değerli bilgi aktaracaklar. Evet, bu gazetede neler yapıyoruz peki? Ne tür konularla beraberiz? Bu Bitlis gazetede ilimizi, ilçelerimizi, köylerimizi ilgilendirecek yerel haberleri günlük halkımıza ulaştırmaya çalışıyoruz. Peki kaç personelle çalışıyoruz gazetede? Yaklaşık 4 personelle çalışıyoruz. 3 adet sigortalı personelim var. Bir yaz işleri müdürüm. Evet. 2 tane muhabirim var. Evet. Ondan sonra bir tane de iş bulma kurumundan bir bayan arkadaşımız var. Evet. Yaklaşık 4 kişiyle 4 çalışıyoruz. 4 kişilik bir uzman kadroyla burada faaliyetlerimiz devam ediyor kesinlikle, diyebiliriz. Kesinlikle. Peki Niyaz Bey, yani bu gazete işine giderken mutlaka bir hedef koydunuz kendinize. Kesinlikle. Bunlara ulaşabildiniz mi efendim? Bundan sonra neler olur hedeflerde? Yani şu ana kadar hedeflerimize yani ulaşmadık ama ulaşmak üzereyiz. Niye? Çünkü Bitlis'te yerel işletmeler bize istediğimiz kadar destek vermiyor. Evet. Yani biz kendi başımıza işte personellerle, yaz işleri müdürümle beraber kendimiz yani çırpınıyoruz. Muhabir arkadaşlarımızla çırpınıyoruz. Evet. Ve sırf işte Bitlis'imize, ilçelerimize, köylerimize günübirlik haberleri kendi çabamızla ulaştırıyoruz. Yani hiçbir yerden hiçbir destek almadım. Bu da çok zor ama çok severek yapıyorsunuz. Zor, çok tabii severek yaptığımız bir meslek olduğu için yani netice itibariyle ben bunu çocukluğumdan beri yapıyorum. Nihayetinde kendi işim olduğu için arkadaşlarla, muhabir arkadaşlarla bu işi kendi çabamızla yapıyoruz. Değil mi? Evet. Bu konuda gerçekten Bitlis halkının da biraz destek çıkması gerekiyor sizlere yani, de. Tek bir yumruk olmamız gerekiyor Bitlis bu noktada. Yerel işletmeler haricinde Bitlis halkı bize bayağı bir destek veriyor yani. Evet. Kesinlikle. Buradan halkımız, selamlarımızı gönderelim halkımıza da. Ben de buradan hepsine selam ve saygılarımı sunuyorum. Ama yerel işletme olarak biz hiçbir destek görmedik maalesef. Değil mi? Evet. Bu da sıkıntılarımızdan diyelim. Yani sıkıntı tabii ki yani bunun maliyeti var. Ne bileyim işte çalışma koşulları tabii, var. Tabii. Bir şekilde. Bir emek var aslında. Yani emek var. Şimdi şöyle bir şey. İyi bir matbaa olmadan iyi bir gazete olmaz. Doğru söylüyorsunuz. Yani bu yerel gazete. Şimdi ulusal gazete değil tabii. Bu yerel gazete. Mahalli gazete ama bunu her gün haberleri yap, işte çıkar, baskıya ver, yap, ne bileyim. Ya bunlar bayağı zor işler ama biz de sevdiğimiz için yapıyoruz. Günübirlik haberleri halkımıza ulaştırabiliyoruz yani bir şekilde. Evet, biz böyle de bu yolda sizlere başarılar dilerim Niyaz Bey. Teşekkür ediyorum. Siz de ta nerelerden buraya kadar İstanbullardan geldik. Çok keyifliydi bizim için gerçekten bu röportaj. Sizleri gelip burada görmek. Biz de Yeni Bitlis Gazetesi adına sizleri ağırlamaktan gurur duyarız, şeref duyarız. Her zaman bekleriz. Çok sağ olun. Bizler de bekleriz efendim İstanbul'a. Mutlaka tabii, geldiğiniz inşallah, zaman. Tabii ki. Memnuniyetle. Tabii ki. Ne demek bir efendim. Bir mukabele diyelim. Bu vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı sizlere çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ediyorum. Geldiğiniz için, ilgilendiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Emeğinize sağlık. Sizin de emeğinize sağlık efendim. Hizmet hayatınızda başarılar dilerim. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Teşekkürler. Evet sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri, sektörler arası yolculuğumuz hız kesmeden devam edecek. Bugün sizlere Bitlis'ten seslendik ve şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberdik. Yeni Bitlis gazetesine konuk olduk ve buradan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Söz merkez yorumlarına.